Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hastaya cerrahi müdahale zor bir işlem mi? Çünkü cerrahi işlem dediği zaman hekimler, hastalar doğal olarak bir adım geriye çekiliyordu. Şimdi cerrahisi tabii incelik isteyen bir cerrahi. Özellikle güvendikleri bir hekime, güvendikleri bir hastaneye yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü baş boyun bölgesi genel olarak birçok damarın ve sinirin bir arada olduğu karışık bir anatomik yapıya sahiptir. Bezi almak belki işlem olarak kolay görünse de çevre komşulukları nezdiyle baş boyun bölgesindeki belli ana damar ve sinirlere çok yakın yerleşirler. Dolayısıyla bunları alırken bu yapıları korumak çok önemli. Yoksa hastada geçici veya kalıcı istenmeyen yan etkiler cerrahi sırasında ve sonrasında görülebiliyor. Dolayısıyla burada cerrahın el becerisi, cerrahi bilgisi çok önemli. Tecrübesi çok önemli. Yoksa alma işleminde bir sıkıntı yok. Asıl önemli olan diğer dokuları korumak. Dolayısıyla böyle bir inceliği var. Burada tabii hastanın doktoruna güvenmesi çok önemli. Dediğim gibi güvendikleri, inandıkları hastanede ve doktorda bu işlemi yaptırmaları gerekiyor. Biz de klinik olarak Avrasya Hastanesi'nde sıklıkla bu tarz şikayetle gelen hastaların hem medikal tedavisini hem de cerrahi tedavisini yapmaktayız. Evet. İsmini vermeyen bir izleyicimiz, tükürük bezi taşları bademcik ve dişleri etkiliyor mu? Dişlerimde bu aralar çok fazla çürüme var ve boğaz ağrısı, şişkinlikle doktora başvurmayı düşünüyorum demiş biz dinledikten sonra. Şimdi tükürük bezi taşı etkiler çünkü tükürük salgısını azaltıyor. Evet. Zaten tükürük salgısı azalması ağız kuruluğuna, buna bağlı olarak sık faranjit dediğimiz boğazın kızarmasına, yanmasına ve gene diş çürükleri için o mikrobun dişlerde çok daha rahat yerleşmesine neden oluyor. Diş taşı oluşumuna neden oluyor. Çünkü o tükürük ağzı temizliyor ve nemlendiriyor. Ama tabii burada hastada önce taş olduğunu göstermek lazım. Yani ondan sonra hani bu buna neden olur mu şeklinde konuşabiliriz. Belki başka bir nedenden tükürük salgısı az olabilir. Yapısal olabilir ya da bazı hastalıklar ya da kullandığı bazı ilaçlar yüzünden tükürük salgısı azalmış olabilir. Bunlara bakmak lazım. Taş hikayesi varsa ama dediğim gibi böyle tükürük bezinde tekrarlayan şişlikler oluyorsa o zaman tabii ki diş çürüğüne, diş taşına ya da bademcik enfeksiyona yatkınlığa neden olabilir. Çünkü ağzın genel bariyeri zayıflıyor. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki tomografi yeterli mi taşları görmek için? Yeterli çünkü bu kalsiyum oksalat taşlarımız için altın kriter tomografidir tanı yönteminde. Çünkü bu taşlar tomografide parlar yani direkt kendini gösterir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.